Bir anı, bir hikaye. Yıldız Sarayında bir İngiliz casusu. 43. bölüm. İngiliz casusu üçüncü defa Abdülhamit Han'ın davetiyle İngiliz e, hükümeti görevlendirdi ama bu arada Abdülhamit Han da e, o görevlendirmeyi duyar duymaz sanki onların haberi yokmuş gibi İstanbul'a gel görüşelim diye davet etti ki. İngiltere'nin bu konudaki fikrini öğrenmek istiyordu. İyi de yaptı Abdülhamit Han. O da gelir gelmez İngiltere'ye dostluk elini uzatın, İngiltere'yle dost olun, İngiliz sermayesi ülkenize aksın. Böylece de size saldıracak düşmanlara karşı da İngiltere, benim burada sermayem var diyecek, sizin düşmanlarınıza karşı yanınızda yer alacak. Beni savaşa sokacak. Ne yanımda yer alacak? Efendim, Karadeniz surları hususunda e, Sir Philip daha onlar olmadı. İstanbul surları hikaye oralar tahkim edilmedi. İstanbul Boğaz'daki surlar efendim ve kaleler dese de evet peyderpey yapıyoruz diyor. Yani bugün anahtar teslimi biz inşaat yapmıyoruz ki diyor Abdülhamit Han. İngiltere'nin Kilios'a bir çıkarma olabileceği endişesine gelince İngiltere diyor ki Ruslar yakiliyorsa bir çıkarma yapı verirlerse Boğazdan da geçmeden doğru İstanbul'a gelecekler. Bu yöre Kilyos'ta çıkarma yapılacak yer Abraham Paşa adlı bir Ermeni vatandaşına ait diyor Abdülhamit Han. Ne var ki hemencecik tarafımızca bu arazi satın alındı ve gerekli tedbirlerin yerine getirilmesi de kusur edilmedi. Yani Abraham Paşa korusu padişahın mülkü haline getirildi, satıldı. Şimdi çay bahçeleri o bu Abraham Paşa kolu, e, korusu efendime söyleyeyim çeşitli devlet kurumlarının yerleri de var orada. Buralar Abdülhamit Han'ın zati malı, şahsi malı. Evet, hazine hastadan almış yerlerdir. Ben diyor Kilyos'a çıkarmayı önlemek için bu arazileri kendimi satır aldım. Siz de hala Kilyos'a Ruslar çıkarsa ne yapacaksınız diyorsunuz demek istiyor. Daha zahmetli ve masraflı olan diğer güvenlik tedbirlerine gelince bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağım. Ama bunlar için çok masraf icap ediyor. Mali kaynaklarımızda kısıtlı. Mısır üzerinde İngiltere ile bir anlaşmaya varabilirsek, buradan sağlanacak fonlarla bu konuda gereken neyse yapılabilecektir. O kadar güzel bir siyaset uyguluyor ki efendim. Mısırı hiç duymak istemiyor İngiltere. Hem işgal etmiş, suçlu. Ama Mısır meselesini hiç duymak istemiyorum. Ya olur böyle şey, onu bakarız ederiz falan filan diyor. Abdülhamid Han diyor ki bana İstanbul Boğazını tahkim et diyorsunuz. Bu paraya bakıyor. E Mısır meselesini oturalım bir görüşelim. Mısırı halledelim. Mısır'dan gelecek kaynaklarla da ben Boğazı kapatayım. Boğazı İngiltere istemiyor mu kapatmayı? Evet. Yok paramız. Oradan alacağız. Borç mu isteyelim sizden yani. Sizin isteğinizi yerine getirmek için. Diyor Abdülhamid Han. Evet. Buna yardımcı olup olmamak İngiliz'in takdirine kalmış bir husustur diyor. Valla ben Mısır'dan gelebilecek paralarla bu İstanbul Boğazı'ndaki e, kalelerin ve savunma tesislerinin tahkimatını yaptıracağım. Ama para nispetinde yaptırıyorum. Mısır'dan biraz daha fon kaydırabilirsek o olacak. E Mısır'ın fonlarına da İngiltere el koymuş. Mümkün mü? Bir, bir dolar bir pound oradan tasarruf etmez, vermez İngiltere. Hem diyor İngiltere bana bunları yap, tahkim et, boğazı koru diyor. Hem de elimden benim Mısır'ı alıyor. Bu yakışmaz. Zaten İngiliz siyasetinde böyle bir açmaza düştüğü için İngilizler Abdülhamit Han'ın siyasi tutumundan 34 sene beklediler ama sonunda tahttan indirmek mecburiyetine kaldılar. Size her zaman Mısır'ın Fransızlarca tehdit edildiğini ve İngiltere'nin Hint yolunun huzuru, esenliği açısından burayı işgale mecbur kaldığını iddia edersiniz. İngilizler diyor ki ya bizim Hindistan yolumuzu tehdit eder Fransızlar. Onun için biz o yol daima açık olsun. Hiç o yol kar tutmasın yani. Halbuki siz böyle diyorsunuz. Halbuki benim elimde Fransa'nın hiçbir zaman Mısır'ı işgale niyetleri olmadığına dair yazılı garanti var diyor Abdülhamit Han. Benim elimde yazılı garanti var. Fransızlar Mısır'ı işgal etmeyecek. İngiliz diyor ki Fransız edecekti ben ettim. Ona yar olmadı bana yar olsun diye. Ve eğer tüm teminatlarına rağmen Böyle bir şeye kalkışmayı düşünürlerse bile Fransızlar İngiltere ile aramızda bir ittifakın olması buna olmasıyla buna cesaret edemezlerdi. Daha dün Babali aracılığıyla Londra'ya bir anlaşma teklif ettim diyor Abdülhamit Han. Lord Salisbury'nin cevabını bekliyorum. Londra'nın kayıtsızlığına bir örnek daha vereyim isterseniz diyor. Uzun bir süre önce, Abdülhamit Han söylüyor, onlardan dört deniz eğitim subayı rica etmiştim. İngilizlerden. Hala bekliyorum. Aylar oldu. Boğaziçi'ne bir sürpriz saldırı ihtimaline gelince, barış hüküm sürdüğü ve bu barışı bozacak herhangi bir alametin olmadığı, mevcut olmadığı halde bu ihtimalin böylesine tekrarlanması İngiltere ikide bir oraya saldıracaklar. İkide bir böyle bir alamet yok diyor. Alametlerini göremiyorum. Böyle tekrarlanmasını doğrusu anlamıyorum diyor Abdülhamit Hanım. Benim kafama yatmıyor bu. Ortada bir saldırı alamet olur da ha hazırlık yapıyorlar ya gelip basacaklar. İngiltere bunu rüyada mı gördü yani? Şüphesiz ki İngilizler savaş ihtimali düşünüyorlar. Benim asıl çabalarım ise barış ve uygarlık yolundadır. İngiltere savaşı düşünüyor diyor casusa. Git bunu söyle hariciye. Ben ise barış ve uygarlık yolunda adım atmak istiyorum. Ben savaşı düşünmüyorum diyor. Ve siz benim İstanbul Boğazı'nın tahkimatını ihmal ettiğimi söylüyorsunuz. Buna sizi kim inandırdı diyor casusa. Siz benim bu emirleri aynı anda verdiğimi biliyor musunuz? Paşalarım güvenilmez ve tembel adamlar oldukları için emirlerimi yerine getirmekte gecikmiş olmalılar. Bu paşaların suçu olur. Ben emir veriyorum, yapın diyorum. Onlar şu hazırlanacak, bu hazırlanacak derken aradan vakit geçiyor. Size daha doğrusu doğru bir bilgi verebilmek için Harbiye Nazırı'na da yazdım. Cevabını yarın size ileteceğim. Dedi ama padişah diyor bana bu cevabı hiç verme diyor Arman Üspan E Abdülhamit iyi bir görüşmeciydi efendim. Zeki bir görüşmeciydi. Elbette ki, elbette ki onun da bildiği birçok şeyler vardı. Bundan evvelde söylediğim gibi siz benimle İngilizler arasındaki ilişkileri düzeltmek için biçilmiş kaftansınız diyor casusa. Bu millete karşı muhabbetim hayatımın çok eski günlerine rastlar İngilizlere karşı muhabbetim. Türkiye ile İngiltere arasındaki eski mutlu günlere örnek olarak size bir hadise anlatayım diyor Abdülhamit Han. Evet yani İngiliz casusunu seni çok beğeniyorum diyerek ona o da raporuna katıyor İngiltere'ye gönderiyor. İngiltere'nin aklı olsa bu casusu bir daha Abdülhamit Han'a göndermez. Çünkü casusu gönderdiği adam senin tavrın çok iyi seni çok beğeniyorum diyor. Bu da bunu aynen yazıyor. Aman diyecekler ya bu bundan iş tutuyor herhalde. Başka bir adam gönderelim diyecekler. Dedik ama 43. bölümünde sonuna geldik. 44. bölümde Abdülhamit Han eski mutlu günlere dönebilmenin ne olduğu hususunda bir misal anlatacaktı. Onu inşallah 44. bölümde sizlerle beraber olduğumuzda anlatacağız. Hoşça kalınız efendim. Bir anı, bir hikaye.